Selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Öylesin Oyunlar serimizin yeni üyesi ve oyunların da aslında yeni bir üyesi olan Disco Elysium'a hepiniz hoş geldiniz. Disco Elysium nereden baksan son 2 haftadır falan sürekli gözüme çarpan o milletin oynadığı ve en iyi hikaye dalında ödül adaylığı olan oyunlardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Enteresan bir oyun, alternatif gerçekte geçen bir oyun. Oyunu daha önce oynamadım. Dedim ki artık oynamanın zamanı geldi. Ya böyle YouTube'dan çok uzaklaştım ama ara ara böyle videolar gelecek. Onda çok sıkıntı yok. Bakacağız. Şu oyunu sizin çok az açacağım. Bir saniye. Ama evet. Şimdi oyunla ilgili biraz bilgi vereyim. Ondan sonra da ne yapalım, oyunumuza geçelim. Oyunumuz 15 Ekim 2019 tarihinde piyasaya çıkmış bir oyun. Bağımsız bir oyun. Özür diliyorum. Bağımsız bir oyun. Estonya merkezi Zaum adında bir geliştirici grup tarafından geliştirilmiş bir oyun. Bağımsız olması ayrı güzel. Steam'de son derece olumlu yorum almış. Buna ben de şaşırdım. Dediğim gibi hikaye bazında ödül adaylığı olan bir oyun. Şöyle ki bu yüzden mesela bunun olmasının sebebi de oyun seçim tabanlı. Yani yaptığımız seçimlere göre hikaye sonlanıyor ve birden fazla sonu var. RPG tabanlı bu arada. Bunu daha söylemeden geçemeyeceğim. Evet, ne yapalım, hadi başlayalım. Tinker, Intelligence 5, Fizik 1, tamam, Motivation 4, Sensitive, Hassas, Zeka yok, Fizik 5, PYS, Psyche, ha bu şey, psikoloji herhalde, ha bu fizik, bu psikoloji, okey, Motorix mi? Ha tamam, anladım, şimdi dur. Ha, kendi karakterimizi de oluşturabiliyoruz. Güzel. Ama tabii şu an onunla uğraşmayacağım. Bunda rastgele bir tanesini şey yapacağım. Diyeceğim. El göz koordinasyonu. Bizim için zeka da önemli. Muazzam derecede zeki ama insanlarla çok kötü, enteresan şeylere ilgi duyuyor ve orijinal fikirlerle ortaya çıkıyor. Çok manyak bir insan. Kendine çekici, yani nasıl diyeyim, yani çekici bir insan ama çok stabil değil. Belki aklını kaybedebilir. Muazzam derecede güçlü, bütün dünyaya vücuduyla göğüs geriyor, bir şeylerin olması için çabalıyor ama tam bir mal. Ben Tinker babacım, yapıştır, yapıştır. Biz zeka adamıyız, onda sıkıntı yok. Böyle dediğime bakmayın ya, düşünün ben 120 kilo bir insanım. 120 demeyeyim, 115 derim, herkesin gönlü olsun. The freeze atom in the mirror. Enteresan şekilde oyunun ayarlarına baktım. Altyazı ayarı yok. İnşallah ayarlar açıktır. Altyazı ayarı vardır yani. Ha Begin, biz mi basıyoruz buraya? Ha tamam. Hiçbir şey yok. Sadece biraz ılık. Valla sinir bozucu bir siyah. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Artık bir şey yapmana gerek yok. Ever. Asla. Never ever. Asla ve asla. Never ever ever baby. Tamam yapıştır. An inordinate amount of time passes. Vallahi belli bir zaman geçti. O boşta sallanıp duruyor. Bu X ile ilgili bir şey diyordun. Ne? Diyor. Üçüncü sırada. İki de bana biraz daha ver. Bu mükemmel diyebiliriz. Bana biraz daha ver diyor. Aldım biraderim. Artık yukarıda hiçbir şey yok. Yani yok yukarıda hiçbir şey. Coming right up, sir. Smooth passage. Yukarı gelin bayım. Böyle yumuşak bir geçiş olacak. Hadi gidelim. All right. Nothing town to fuck all borough. Enteresan. Oğlum şu an İngilizcesi zor. Yalan söylemeyeceğim. Yani bilmediğim şeyler var. Yani bildiklerimi çeviriyorum.
sessizliğe bir geri dönüş. Yani geri dönüş tatili gibi bir şey. Geri dönelim falan diyor. Antik Zruholm'e bir yere gidelim. Vallahi bu hayvanlardan sıkıldım ve Viskin'de dediği bir yere gidelim diyor. Nereye gitsek? Üçüncü seçim. Ben değil. Your days of giving a shit and being that type of animal were over. Allah Allah. Durma, şarkı söylemeye devam et. Bana ölmüş şarkısını söyle. Bekle. Hayır. Kendime biraz inancım olmalı yani. Kendime güvenmeliyim. Tamam. Do you really? Gerçekten mi? Vallahi o kadar naif olma. Tabii ki de hayır. Tamam beni sal ya. Zaten buraya geri döndüğün zaman sana hoşuna gitmeyeceğini söylemiştim. Tamam. İlkinde diyor kendime ne yaptım. İkincisine diyor söyle bana beni ne bekliyor orada. Üçüncüsüne diyor ki umurumda değil ben bir salağım ama cesur bir salak. Diyor. Ne desek ben tamam dedik ya. Tamam yapıştır ya. Oyun bu mu? The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. Ne diyor? Çölde yürümek istiyor, yaralı. Yaralı bir şekilde disco müziğinde dans ediyor. Annem bana yardım et. Boynumu eleştirmiş bir kafa var ve ben içindeyim. Lütfen hayır fikrimi değiştirdim. Beni formsuz hale geri döndür. Yani hiçsizliğe. Enteresan. Tamam. Vallahi ağzının kenarından içki dökülüyor kardeşim. Ve muazzam tanrısal ölümüne bir baş ağrısıyla beraber. Yardım, biri yardım etsin, kafamı kesin. Allah Allah, geri kalanımı öldürmeye çalışıyor. Ben kimim? Onların ağzındaki bir yaratık mıyım ben? Enteresan. Şu an nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Rastgele basıyorum zaten tuşlara. Tuşlara demişim. Cevap tuş ne ya? Cevaplara. Bu ayağım. Tamam devam et. Aç gözlerini. Enteresan muhabbet. Rüya mı görüyormuşuz lan biz? Oyun 1930'larla 50 arası bir dönemde dediğim gibi alternatif bir gelecekte geçiyor. Ha, şey tarzı. Magnum size yani Magnum boyutunda bir Commodore Red varmış burada iş kişisi. Bu nedir hocam? Valla görünüyor ki biri şeyi çıkarmış. Pardon. Orap. Oğlum ne var lan orada? Biri teybin şeyini bozmuş. Katedin şeyini bozmuş. Highlight mı? Tamam ona. O kravat mı? Ben mi yanlış görüyormuş? Teybe bak bakayım. Tamam. Gerçek tape player. Hala dönüyormuş. Pantolonumuzu giyelim. Gel buraya. Tabii canım. Giy. Dur. Şurada bizim şeyimiz vardı. Onu da giy. Oğlum benim boyum ne kadar uzun lan. Biraz da havalandırmaya çalışacağım. Bunu da giy. Kravat alabilir miyim oradan? Kravat.
Allah Allah. Tavir Fear. Grab the Tie. %58 şansımız varmış. Dene lan. Aha. Dene. Aldık vallahi aldık, tamam. Libi babacım, uğraştırma bizi, tamam. Banyoya gidelim. Vallahi bir ses duyduk. Şey, anahtarların sesi geliyor cebinden. Hadi onları şey yapalım. Tamam, çıkardık. Şu an dediğim gibi İngilizcesi gerçekten zor lan. Lan bir banyo mu yapsaydık önce? Oğlum şu... Bu ne? Ayıp sorması. Bunları yaptık ya. Allah Allah. Şeyin içerisinde, küvetin içerisinde şeyler görmüşüz. Biralar, şaraplar, likörler falan filan. Neyse hadi çıkalım bakalım. Kafamız güzel ama. Çıkabiliyor muyuz bunu? Çıktık. Ne oldu şimdi? Normale döndük. Merhaba bayan. Merhaba memur bey. 1951 yılının Mart ayındaymışız. Hangi 51? 1051. Konuşabiliyor muyum ben bundan? Genç kadın sigarayı dudaklarının arasına getirdi. Gözleri kahverengi ve yüzünde doğum izleri var. 28'inden fazla olamaz. Memur, ben bir askeri personel miyim? Geç ya. Dur bakayım, burada tamam hatun var. Hatunla konuşmaya gerek yok. Buraya bizim işimiz yok. Ha, dur bakayım. Bu hafta sonu versiyonu olan bir gazeteymiş. Enteresan. İnelim aşağı. Allah Allah. Ön tarafın zili çalışmıyor diyor. Ya da öyle mi diyor? Bilmiyorum ki. Ne bileyim. İn bakayım aşağıya. 9'dan sonra uyursan canın ve moralin yükselir diyor. Enteresan bir şekilde. Şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz? Ama müzik güzelmiş. Bunu dinleyebiliriz. Allah Allah. Bu nedir? Sözlerin olduğu yer. Burada bir mikrofon var. Birinin şarkı söylediği bir mikrofon. Dur, 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 dur. Bu hoparlör radyoya bağlı. Tamam, burada da şey yapıyor işte. Etrafa yayılıyor. Gel geri. Hemen bakalım. Bu sıvı soğutucu. Tamam, sıvı soğutucuymuş bu. Soğutmak amaçlı. Menü temizlenmiş. Silinmiş tahtadan. Sadece pazartesi günleri yazıyorlarmış. Okey, tamam. Enteresan. Şimdi dur. Önde bir şey var mıydı? Ha, dur. Gel bakayım buraya. Bir Allah Allah, bir rom şişesi devrilmiş buraya. Böyle siyah bir şey akıyor diyor içerisinden. Enteresan, çok da güzel bir şeymiş gibi söyledi. Enteresan. Neyse, sıkıntı yok. Bu neymiş? Bu Royal Pinball makinesiymiş. Ha, enteresan. Merhaba canım. Hello, sweetie. Merhaba tatlım. You shouldn't keep your colleague waiting. İş arkadaşlarını bekletmek istemezsin. Pardon, bekletmemelisin. Turuncu arkadaş bizim iş arkadaşımızmış. Sen misin lan bizim iş arkadaşımız? Vallahi bir tane turuncu ceketli bir arkadaş varmış. Ayaklarını yere vura vura yürüyormuş. Birini arıyormuş.
Hani beni arıyormuş yani sonuç olarak. Bize doğru yaklaştı. Biz kaç dönemde? 8 dönemde. Daha kaç dakika geçti lan? Oha. Tamam, elini uzatmış. Selamlamış bizi. Tamam. Burada bir şey yok. Burada adamın şeyini gösteriyor. Adamın şeyini gösteriyor. Hani tipiyle alakalı olan ayrıntıları veriyor da. Adamın tipi bu. Gözlüklü, siyah ceketli, kollarını sıvamış angut bir abimiz. Hadi elini sıkalım ya, sıkıntı Hello, yok. I'm Kim Kitsuragi, Merhaba, Lieutenant, ben Kim Prison Kitsuragi. 57. You must be from the 41st. Heymen, 57. bölüm. 57. distrikt. Sen de 41'den olmalısın. Vallahi ismimizi bekliyormuş. Hani ismimizi söyleyecekmişiz. İlkinde diyor ki gerçekten ismimin ne olduğunu bilmiyorum. Kendimizi hani bir isim oluşturalım. Kendimize bir isim oluşturalım diyor. Üçüncüsüne say nothing. Oluşturalım anasını satayım. Hadi güzel bir şey gel. Vallahi Allah. Tamam. It is not yet time. Daha zaman değil. Gerçekten adımı bilmiyorum. Hiçbir şey söyleme. Gerçekten zaman değil diyelim. Okay then. Tamam o zaman. Bilgileri şey yapmış. O zaman deniz sal gitsin ha. It Geç. looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday Vallahi too görünüyor ki actually. takvimimizde, pazar Have günkü you had time to takvimimizde talk to bir the sıkıntı manager var. here? Cumartesi de öyle gerçekten. Buradaki yani menajerle, yöneticiyle konuştun mu? Vallahi biz de 2 gündür konuşmaya çalışıyormuş. Ama başka şeylerle meşgulmüşüz. İlkinde diyor ki yani şu elemandan mı bahsediyorsun? Şu şeyin arkasındaki barın arkasındaki dayıdan. Evet onunla konuştum. Hayır konuşmadım. Bir de öyle diyor. Burada diyor bir yanlış anlaşılma olmalı. Sen beni farklı biriyle karıştırıyorsun. Diyor. Ne desek? Konuşmadım diyelim. İki. Then we should ask him for a rundown of the area. Get Tamam. me O up to speed. zaman I ona understand the bu scene is şeyin unblocked, right? bölgenin aşağısını soralım. Hadi gidelim onun yanına. Tamam, It gidelim. also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out Ha, the şimdi initial burada bir polis interviews? olup onu böyle güvenli hissettirmesi de mi iyi olur? Hani diyor, tam gücüyle demeye çalıştım. Kim? Sen polislerle berabersin. Diyor bir de. İki de diyor ki hangi röportajlar? Üçüncü diyor ki evet benim. Evet. Dört de diyor ki ha pardon. Sonda, son cümlede şey diyor. Hani bu röportajların olduğu yerin diyor şeyini. Hani röportajların bir haritasını çıkardın mı diyor. O da diyor ki üçte diyor ki evet yaptım. Dört de diyor ki yapmadım. Diyelim ki ne diyelim? Sen polis misin diyelim. Yes, of course. Evet benim. Ne At the interview? 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest and then just skim the surface. Prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an Tamam. inter-district practice. Şimdi I have yes, I haven't diyelim lan. Okay, we'll have time Tamam. for that after we take a look at the coroner's case. Ha bu şu koronerin yani adli tıpçının davasını aldıktan sonra buna da bir el atarız. Have you removed the dead body from the tree? Ağaçtaki ölü arkadaşı indirdin mi oradan? Hayır. So the body is still in the tree, Yani ceset hala ağaçta. where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are Oğlum ne done talking ağacı to the ne owner. şeyi adam gelmiş soru soruyor. Bilmiyoruz ki. Direkt bol oyuna girdik yani. Ötesinde berisinde bir video yok ki anlatsın bir şey. Tamam. İlkinde diyor ki ya sana gerçekten bir polis memuru olmadığımı söylesem ne olur diyor. Peki ikinci de diyor ki benim bir polis memuru olduğuna nasıl bu kadar eminsin diyor. İşte diyor ki ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Dört de diyor ki nerede olmamız gerekiyor şu an diyor. Beş de diyor ki o zaman gidelim. Hadi. La oğlum ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Dedik ki hiçbir şey hatırlamıyorum. O da diyor bize bizim yüzümüze doğru biraz bakmış sessizce. Geçen dün gece içtiğinin pardon
Yani dün gece içtiğinin ve ondan sonra geceler de içtiğinin farkındayım. Şu an hala kafan güzel yani. Ha yani ben bunun daha kötüye gittiğini gördüm bazı memurlarda. Çok daha kötü. Baş ağrısı için bir şey istiyorsan şurada işte general şey diyor bir market var orada var. Ama şu an o ağaçtaki ölü vücut, ölü beden bizim birinci önceliğimiz. Endişelenmemiz gereken şey. Tamam olsun let's going then. Tamam yapıştır ya diğerlerine gerek yok. Daha fazla diyalog istemiyorum artık. Oyuna geçebilir miyiz? Benden sonra Officer Bey. Kafeterya yöneticisiyle bir röportaj değil, sorgu işte yapacağız. Tamam. Anladık. Bunun işimiz yok. Tamam geç. Kapat bunu. Tamam. Yani senin bir kimliğin yok mu? Beşlediği şey. Ne diyorlar ona? Polis şeyi olur ya işareti falan bizlere gösteriyorlar. Vallahi uyandığımda öyle bir şey yoktu. Yani bulmuş gibi yap. Ha, buldum tamam. Ben bir polis memuruyum ve benim bir şeyim var. Tamam yapıştır. Yapıştır ya. Tamam dur şimdi. Ben şu dayıyla bir şey yapayım geliyorum. Ben de konuşacağız değil mi lan? Selamünaleyküm. Usta. 20'lerin sonunda bir arkadaşımızmış. Bu zayıf, böyle etkileyici olmayan bir sakal varmış. Yüzünde falan filan. Evet. Mr. Guard, Mr. right? Guard, değil mi? You Evet. run this place. Kim? Şeye not defterine bir göz atmış. Sen bu yeri sen işletiyorsun değil mi? Yes. Evet demiş böyle enteresan bir I am şekilde. Kim Kitsuragi from Prison 57. 57. This is the bölgedeki Kim Interdistrict Kitsuragi'yim ben Investigation. çalışan. So joining me from Prison 41. Burası hani bu bir bölgeler arası bir sorgu değil mi? Investigation dava. Her neyse. Bu arkadaş da bana 41. bölgeden şey yapıyor. Bize baktı. Ve hani adımızı daha bilmediğini fark etmiş. Harbinger of Ruin. Tamam. Ben isimlerin arasındayım diyor işte. Hiçbir şey söyleme diyor. Falan filan. Biz kendimize bir isim oluşturmadık ki anasını satayım. Çok saçma. Harbinger of Ruin. Harbinger ne demekti acaba? Lan çok da karşıma çıktı. Hiç anlamına bakmadım. İkinci de şey diyor. Hani orman ateşi gibi yanıp altın ve portakal gibi ama likör kokan şey nedir? Soralım Are you nedir? kidding me? Benimle dalga mı geçiyorsun? Right. Kim Now, bir şey I know it took söylemişti. us a while to Bir arrive şey at the scene. söyleyecek. Bırak o It söylesin also ya. took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? Vallahi bu mekandan bir tane ölü yani vücut bulunduğuna dair bir çağrı gelmiş. Bizi arayan sendin, değil mi? No, I only just got here. It was Vallahi ben probably buraya yeni Sylvie who geldim. called you. She usually works the bar. Vallahi I'm muhtemelen a Silvi sizi temporary particular aramıştır. about duties. O genelde barda o çalışıyor. Sadece onun yeni geçici olarak kaldım ben. Do you have her number? Onun sende numarası var As a mı? matter of fact, I do. Tamam. O da öyleyse bende var yani. Ondan çıkarmış. Bir kağıda numarasını yazmış. Heymene doğru uzatmış. Okey. Silvi'yi daha sonra You arayabiliyormuşuz. said you Arayalım. just got here. From where? Vallahi buraya yeni Are you a geldiğini local? söyledim. Nereden geldin? Hani yerel bir yerden, bu bölgeden misin? What? With Martinez? Ne? No, Alan Martinez'den Jammer. mi? Yok, ben Alan, Jamrock'ta someone who yaşıyorum. has come here to keep an eye on the place. This is Sadece just buraya one of the gelip mekana göz kulak oluyorum. many cafeterias I manage. Vallahi bu sadece benim göz kulak olduğum yerlerden sadece bir tanesi. Çok çok fazla But you mekanda. still know your way around, yes?
in case we need directions. Yani hala buralardasın değil mi diyor. Pardon bir bakayım. He pardon buraları bilirsin yani. Değil mi diyor. Evet diyor hani şey için bu durum için yani bize bilgi lazım. Yönlendirmen lazım bize. Evet yani ben burayla ilgili bir şeyler biliyorum ama dediğim gibi ben burada yaşamıyorum. Sadece önceden burada çalışıyordum. Ama burada hiç burada da şimdi burada çalışmayacağım. Tekrardan çalışmayacağım. Eğer düşündüğüm buysa. Vallahi bunu söylemek istemedim. Bize döndü ve dedi ki dedektif. Tamam sorulara geçelim. Hadi yapalım. Okey devam et. Eğer onu öldürdüyse vücudun yerini sor. Yani bedenin yerini sor. Ölü bedenin. Bir mesela ilkinde diyor ki vücut nerede? İkinde diyor ki onu kim öldürdü? Peki diyor Silvina'dan kaçtı. Sen hani bara bakan arkadaş mısın? Bartender mısın sen? Vallahi diyor ki biliyor musun? Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Soralım bakalım vücut neredeymiş? Binanın arkasındaki şeyde. Binanın arkasındaki bahçede diyelim. Bir şey mutfağa gösterdi. Onu diyor bir ağacın üzerinde buldular. Peki oraya nasıl gideceğiz? Nasıl gidebiliriz? Çok kolay. Şuradaki kapıyı görüyor musun? Oradan kuzeye doğru git. Pardon ne kuzeyi ya? Ha doğru. Kuzey demişim pardon. Doğuya doğru git. Ha pardon o seni doğuya doğru götürecek. Doğu mu? West neydi lan? Pardon. Batıya doğru götürecek. Tüh Allah kahretmesin. Oradan doğru çık. Ondan sonra büyük bir hol göreceksin. Bayağı büyük bir olan. O seni arka bahçeye götürecek. Anahtara gerek yok. Tamam. Eyvallah. Zimri neden kaçtı diyelim. O gitti. Çünkü seni hiç alakadar etmez. Ağzını kırarım lan senin. Ben polis değil miyim? Her şey benim işimdir ya. Aynen. Artist ne artist deniyor lan? Tamam beni yakaladın. O gitti çünkü arka tarafta bir tane ölü var yani. Ve ondan numarasını istedim. Falan filan. Umarım mutlu olmuşsundur diyor yani. Teğmen küçük not defterini gene açtı. Thank you. Sadece teşekkür ederim demiş. Hadi bakalım. Diyor ki gizem çözüldü. Güzel mi falan filan. Orada diyor ki yani Silvi'nin numarasını aldım. İstedim daha ziyade. O da kaçtı gitti diyor. Yani herhalde kızı üzmüş. Angut. Hani bir tane çalışana çıkma teklifi ettim ama gelmek istemedi. Gelmedi daha ziyade. Vallahi çok kötü bir fikirdi. Vallahi böyle şeyler benim sinirlerimi geriyor. Ben bir feministim. Diyor bir de. İkinci sanırım hani ben de öyle bir tepki verdiğim gibisinden bir şey diyor. Ella. Üçüncü de diyor ki her şeyle bağlıdır gibisinden. Yani her şeyle her şey yapılabilir. Dört de diyor ki bilmiyorum. Sadece geçtim gittim. Dört de diyor ki haklısın. Vallahi sanırım sormamalıydım gibi bir şey diyor. Ne diyelim? Üç diyorum. Senin için güzel. Başka bir şey var mıydı? Gerçekten yaptığım işe geri dönmek isterim. Tamam. Bunu kim öldürdü diye bodozlama girecek değiliz herhalde. That's all. Hadi gidelim. O kadar hızlı değil.
Vallahi bana 130 real borçlusun. Soralım bakalım lan. Yapıştır amına. Zaten tek bölüm çekeceğiz. Aa kaçtım lan. Yapma be. Vallahi bir anlık rüzgar gibi koşmuşuz. Ama arkamız dönüp orta parmak göstermişiz. İki elimizde birader. Neden? Valla tekerlekli sandalye... Bir de diyor ki tekerlekli sandalyedeki teyze arkamızda değil mi? Peki ben bunu neden yaptım? İki elimde niye orta parmak yaptım ben buna? Neden ikisi birlikte? Üç de diyor ki fuck you asshole. Dur. Biri seçiyorum. Evet. Bu gerçekten doğru. Ve çok endişelendirici. Şuradaki Angut bartender'a bak. Ne oldu hakkında hiçbir fikri yok. Ben ve seninki senin hani git kendini becer parmakların havada süzülüyor. Vallahi git tekrarın üzerine düştük ya. Yazık oldu. Her şey karanlık oldu. Neyse tamam burada bırakacağım. Yani yarım saati geçmişti. Beynim allak bullak oldu. Hele ki çok fazla çeviri var oyunda ya. Hani ileride belki Türkçe yazması çıkarsa olur da bunu çevirecek arkadaş da. Bu ne arkadaş? Paso şey yani. Diyalog. Çevirmesi zor. Yani bunda paso rastgele basmak istemiyorum. O yüzden burada bırakacağım. Evet efendim. Bu arada şey diyecektim. Oyunun fiyatını söylemeyi unuttum. Biraz onu da söyleyeceğim. Onda hiçbir sıkıntı yok. Evet, bir öylesin oyunumuzun daha sonuna gelelim. Devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Almak istiyorsanız oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oyunun fiyatı şu an indirimli. 2 Ocak'a kadar kış indirimlerinde 48 lira 80 kuruş gibi bir indirimi var. Evet, bu kadar. Ne diyelim? Bir sonraki oyuna, bir sonraki öylesin oyunumuza, bir sonraki seri gelmez büyük ihtimalle ama gelirse de görürsünüz oyunumuza, oyunlarımıza kadar. Kendinize iyi bakın efendim. Oyunlarla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.